Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Şimdi size bugün kısa bir one stop turu yaptıracağım. Zaten ilk videoda burada geçmişti. Bir parkta çekmiştik buradaki. Başka bir parktayım şu an. Yine one stop'ta, East London'da. Yani Doğu Londra'da one stop bölgesindeyiz. Ve size burayı gezdireceğim. Burası bizim evimiz, muhitimiz. Artık bayağıdır da burada yaşıyoruz. Küçük bir yer öncelikle arkadaşlar. Ondan bahsedeyim. Gayet mütevazı bir yer. Fakat çok fazla burada, yani Londra'nın %40'ının göçmen olduğunu varsayarsak eğer, burada bayağı bir İngiliz yaşıyor diyebiliriz. İngiliz bir yer. İngiliz yer olmasının tercih sebebi olması burada çok normal. Çünkü İngiliz yerleri daha, İngilizlerin daha yaşadığı, yoğunlukta yaşadığı yerler daha güvenli oluyor. Güvenli bölgeler oluyor daha çok. Olaysız bölgeler oluyor. Bu arada saçlar ne olmuş böyle ya? Püüü! Çok havalıyım yalnız değil mi? Bu arada bir yandan da bunları baştan söylemek gerekiyormuş. Şimdi videonun başında sizi sıkmak gibi olmasın ama arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. Şimdi mesela ne yapacağız biliyor musunuz? Londra merkezde gezeceğiz. Hem de hiç görmediğiniz yerlere sokacağım sizi. Hiç görmediğiniz Londra merkezde, daha önce hiçbir videoda karşılaşmadığınız yerlere gideceğiz hep beraber. Şimdi arkadaşlar, kendi çevremden başlamak istedim video çekmeye. Neden? Çünkü en iyi bildiğim yerler buralar. Yani dolayısıyla da ben nereyi en güzel tanıtırım size, nasıl Londra'yı tanıtabilirim size diye düşündüm. En güzel bildiğim yerler burası olduğu için ve buraları tanıtayım, buraları gezdireyim ilk videolarda dedim size. Kendimden bahsedeyim birazcık dedim. İlk iki videoda zaten onlardan bahsettim. Zeynep Bastık konseri yapmıştık, ona gittim. Ondaki görüntüleri de izleyebilirsiniz. Şurada mı? Şurada mı? Bir yerde koyacağım, izlersiniz. Hadi başlayalım mı o zaman one stop turuna? Evet arkadaşlar, one stop turu nasıldı?
Nasıldı? Küçük bir yer tabii ama bir cadde gibi görünüyor ama aslında büyük bir yerleşim alanı burası. Sağda, solda, arkada, önde bir sürü yerde şey var. Bayağı üşüdüm bu arada. O yüzden arabaya geldim. Arabada devam ediyorum çekime. Çok güzel videolar hazırlıyorum. Şimdiden bir ufak şey vereyim size. Ama gerçekten Londra hakkında böyle dip kuyu merak edeceğiniz her şeyi bu kanaldan öğrenebilirsiniz. Yakında bir video daha gelecek Ankara Anlaşması hakkında. Çok soru soran oluyor çünkü bana. Mesela ayda kesin 2-3 kişi mesaj atıyor, arıyor. Diyor ki işte Ankara nasıl yaptın abi falan. Nasıl yaptın abi, nasıl yaptım? Anlatacağım şimdi bir videoda. O videoyu evde çekmek istiyorum. Çünkü çok soğuk dışarısı. Artık dışarıda çekmeyeceğim. Bir tane videoyu, o Ankara Anlaşması videosunu, Ankara Anlaşması'nı kendi yapan biri olarak size bahsedeceğim. Nasıl yaptım, nasıl kaldım burada? Bunlardan bahsedeceğim. İlk videoda da bahsetmiştim aslında azıcık ucundan ama o tabii tam detaylı değildi. Şimdi detaylı şekilde Ankara Anlaşması'nın nasıl bir şeyi var onu anlatacağım. Arkadaşlar, yeni videolar gelecek ama lütfen beni destekleyin, kanala abone olun, izleyip geçmeyin lütfen. Boş geçmeyelim, boş geçmeyelim lütfen. İzleyelim, subscribe yapalım, like atalım, paylaşalım bir de üstü. Ben niye bulanık mı gözüküyorum, benim gözüm mü bulanık ya? Bakayım. Oldu, bulanık değilim artık. Şimdi arkadaşlar, Vansted'ı gördük. Her şey iyi, hoş, güzel. Abone olmak yok. Nerede? Nerede aboneler falan? Şaka yapıyorum tabii ki. İsterseniz bu videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Ama abone olursanız ne olur? Abone olursanız ben videolarımı daha çok geliştirme şansı yakalayabilirim. Ve size daha çok video sunma şansı yakalayabilirim. Londra'da hiç görmediğiniz şeyler görmek istemez misiniz? Ben isterim açıkçası falan. Tabii ki istersiniz. Neden olmasın? O yüzden ben de size Londra'yı dip bucak gezdirmezsem adım Çağlar değil falan diyormuş. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.